lavabo olacak. Tamam, merak etme. Haberin tam göbeğine düştük. İşte arama izni. Bize daha fazla zorluk çıkarmayın. Burası jandarma bölgesi. Nereden aldınız o arama iznini? Savcıdan. O arama izni geçerli değil. Burası jandarma bölgesi. Gidin jandarmadan kağıt alıp gelin. Sapırımı taşırmayın be. Yoksa hepinizi tıkarım içeri, ona göre. Sizi kanuna uymaya davet ediyorum. Öyle mi? Ne oldu ya abi? Kavgam çıktı. Daha değil. Görüşeceğiz o zaman. Bakalım karakolda böyle tafra yapabilecek misin? Hazır olun. Eve gireceğiz. Karşı çıkan olursa tutuklayın. Oradaki şansa bak. Düştük yine belanın içine. Dikkat! Ne yapacağız şimdi? Evde. Saklıyorlar, vermiyorlar. İşi büyütecek gibiler. Bazı serseri arkadaşlar da onlara destek çıktı. Biz de vazifemizi yapacağız tabii. Papuç bırakmayız. İzin verirseniz ben bir Cemile Hanım'la konuşabilir miyim? Faydası olur mu bilmem. Ama konuşun. Sağ ol. Bekleyin. Cemile. Ne istiyorsun? Gel de konuşalım. Söyle bakalım. Marifetini görmeye mi geldin? Kendinle iftihar ediyorsundur herhalde. Bize yaşattığın şu kepazeliğe bak. Mete içeride mi? Sana ne? Şimdi de ağlıyor. Annemle babam konuşuyor Osman. Cemile, işleri zorlaştırma. Polis Mete'nin içeride olduğunu biliyor. Bu işi halledebiliriz. Nasıl olacakmış o? Şikayetimden vazgeçebilirim. Akıllılık edersin. Şikayetimden vazgeçeceğim ama bir şartım var canım. Neymiş şartın? Osman'ı bana vereceksin. Osman'ı sana mı vereceğim? Evet, Osman'ı bana vereceksin. Osman benimle, benim evimde yaşayacak. Ne oluyor ki? Eğer kabul edersen şikayetimden vazgeçeceğim. Mete de kurtulacak. Ama Osman benimle kalacak. Cevap ver Cemil. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Osman'ı bana verirsen Mete'yi kurtar. Sen insan değilsin. İnsan değilsin.
istiyorum. Ne diyorsun teklifine? Söyle. Söyle. Hayır diyorum.